Merhaba arkadaşlar. Talha Hıza YouTube kanalımda bugün yapacağım okuma 1904 senesinde Moda'daki İngiliz Mektebi talebelerinin Kuş Dili Çayırı'nda futbol oynarlarken bunların maçını, oyununu izleyen bir Osmanlı askerinin darp edilmesiyle alakalı bir metin okuması olacak. Evet, sağ üst tarafta kuru mantetini görüyoruz. Üsküdar mutasarrıflığı tabiri mevcut. Adet 1228 ve tabii ki yine en tepede hü ibaremiz mevcuttur. Üsküdar mutasarrıflığı bu metni kaleme almış. Moda'da vaki İngiliz mektebi talebesinden ve sefaret maiyetine mahsus taifeden 22 kişinin dünkü gün Kuş Dili Çayırı'nda, evet, Kuş Dili Çayırı Osmanlı zamanında Osmanlı şehzadelerinin ve sultanlarının sayfiye merkezi olarak geçen bir yer. Akabinde daha sonraları eski Salı Pazarı'nın kurulduğu bir yer. Günümüzde de Söğütlü Çeşme'de Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun hemen ön tarafında kalacak bir şekilde otopark alanı olarak kullanılan bir yer durumunda. Evet, bu Kuş Dili Çayırı'nda lastikten yapılmış top lobiyatı icra ettikleri esnada, top oyunu, lastikten yapılmış topla oyun icra ettikleri esnada seyir etmekte bulunan Selimiye Kışla-i Hümayunu topçu binbaşılarından Galip Bey'in maiyetinde, onun emrinde müstahdem istihdam edilmiş Asakir-i Şahane efradından birinin nasılsa lubiyat için reks etmiş oldukları, yani dikmiş oldukları, oyun için dikmiş oldukları işaret arasından geçmesiyle, yani oyun için çizdikleri alanı geçerek, artık futbol sahası, maç yapılan yerin kenar çizgilerinden bahsediyor belki, geçerek Fransa tebaasından ve Düyun-u Umumiye memurlarından Bağdağ'ın, muhtemelen Badan, Fransızca bir isim olabilir, mahdumu Şab-ı Emret, yani genç, bıyıkları henüz terlememiş genç olarak kullanılabilir. Şab-ı Emret, Albert diye yazılmış, Albert'in elindeki değnekle Nefer-i Merkum'un başına vurduğu ve başka bir uygunsuzluğa meydan verilmeksizin derhal lubiyata hitam verilerek dağıldıkları. Evet, burada belli ki bu müstahdem, yani bu asker, topçu binbaşısı Galip Bey'in emrinde görev alan asker, belli ki oyunu merak edip veya o an denk geldi, bilemeyiz. Ve nasıl bir oyun olduğunu izlerken Fransız tebasından, Düyun-u Umumiye memurlarından Badan'ın oğlu, genç bir kişi olduğunu anlıyoruz. Şab-ı Emret demesinden dolayı Albert elindeki değnekle bu kişiye birkaç kere vurmuş. Alınan jurnalden anlaşılmış ve bu baptaki evrak-ı tahkikiyenin ciheti adliyeye derdest-i tevdi bulunmuş idüğü maruzdur. Ve bu konudaki tahkikat evrakı adliyeye gönderildiği, tevdi edildiği, verildiği arz olunur dedi. Ol bapta emrü ferman Hazreti men lehül emrindir tabiriyle
ibaresiyle arzını, maruzatını bitirmiş olduğu fi iki kanunu sani sene 1319 tarihimiz var. Bu da 15 Ocak 1904 tarihine denk düşüyor. Üsküdar mutasarrıfı ben de Hamdi. Üsküdar mutasarrıfı Hamdi Bey'in ben de kul demekti. Bu tür imzalarda bu tabirleri yürüyorduk. Hamdi Bey'in raporunda bu durum arz edilmiş. Kuş dedi çayırında İngiliz mektep öğrencilerinin yaptığı bu futbol maçında böyle bir olay vuku bulmuş arkadaşlar. Evet, futbol ve diğer sporlarla alakalı Osmanlı son dönemlerinde özellikle gayrimüslimlerle ondan da ziyade Avrupalıların, İngiliz, Fransızların farklı yerlerde bu tür aktiviteleri olduğunu arşiv belgelerinden biliyoruz. Yine ilerleyen günlerde bunlarla alakalı farklı okumalarımızla gerçekleşecek. Yeni metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.